voleybol oynayacağız. Annem babam asla izin vermediler. Olmaz, hani yapamazsın. Sonra dedim ki ya tamam yapamayayım ama ben bu şansı hak etmiyor muyum? Biraz şimdiki gençler sabırsız hemen olsun istiyorlar. Yani hiçbirimiz bir anda olmadık yani o tarafı kaçırıyorlar. Ne bayram bilirim mesela ben ne seyran. Herkes benim cesur ve gamsız olduğumu düşünler. Halbuki içimde benim de fırtınalar kopuyordu, bacaklarım titriyordu, kalbim güm güm atıyordu ama valla cesur gibi davranınca kimse anlamıyor. Ben rekabeti çok seviyorum. Kaybetmeyi kabul etmiyorum. O yüzden kimseyi tanımam. Yani bir maç kaybediyorsun, yani soyunma odasına gidip üzerini değiştirip eve gidene kadar 100 defa bırakıyordum ben. Ama işte sabah kalkıyorsunuz, yeni bir gün, yeni bir hedef. Birazcık uçlarda yaşıyoruz biz. Pek gri alanlar yok hayatımızda. Siyah ve beyaz var hep. Ya kazanıyorsunuz ya kaybediyorsunuz. Beraberlik de yok. ...1983 yılında Eskişehir'de doğdum. Memur bir ailenin tek kızıydım. Güzel bir çocukluğum oldu. Basketbola ilkokul 5. sınıfta başlamıştık. İşte balık ağı diye bir oyun vardı. Sürekli koşuyorduk. Sonrasında antrenörümüz değişti. Dedi ki şimdi işte setler yapacağız. Şu şuraya gidecek. Sen yok pivotsun, olsun, busun. Benim hiç bilmediğim şeyler. Ve böyle 5'e 5 karşılaşmayı yapmaya başladık. Dedim ki çok elliyorlar hocam beni sürekli. Biri oramdan tutuyor, buramdan çekiyor falan. Böyle çok hoşlanmadım. Zaten böyle temas çok seven bir insan değilim. Yapı olarak da. Ben dedim yapamayacağım. Çok elliyorlar beni. Herkes oramdan çekiyor, buramdan çekiyor. O yüzden orayı hemen bıraktım. Sonra ortaokulun başında da atletizme seçildim. Atletizmde de Eskişehir'de yine stadyuma çok yakın evimiz. Başladık öyle. Koşuyoruz. Koş Allah koş. Bir gün ben artık dayanamadım. Çünkü yani sürekli durmadan koşuyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Bizim eve çok yakın olduğu için stadyumun çıkışından kaçtım, eve kadar koştum. Atletizm sahalarına veda ettim. Bayağı bir tesadüftü. O zamanlar okullarda taramalar yapılıyordu. Bir antrenör, bir de beden eğitimi öğretmenimiz. Geldiler, kız çocukları ayağa kalksın bakalım dediler. Ayağa kaldırınca bir şeyler çaktım, herhalde uzun boyluları alacaklar yine falan diye. Çünkü üçüncü seçilişim çünkü bir spora. Parmak ucuma kalktığımı hatırlıyorum, beni de seçsinler diye. Direkt zaten sen birkaç kişiydi sınıftan. İşte pazartesi günü gelin voleybol oynayacağız. Annem babam asla izin vermediler. Olmaz, hani yapamazsın. İstanbul zaten hani bilmiyoruz. Annem babam da İstanbul'la ilgili bir fikri yoktu. Orası çok büyük şey. Sen yapamazsın. Annem ağlıyor, babam diyor olmaz. Sonra dedim ki ya tamam yapamayayım ama ben bu şansı hak etmiyor muyum yani? Hani ben yapamazsam almayacak mısınız bir daha beni eve dedim. Yani bu dedim hani benim hayatım. Böyle bir şeyi denemek istiyorum. Bana destek olur musunuz falan dedim. Babam dedi ki gidiyorsun madem dedi en iyisini yap da gel. Gittim. Çok enteresan bir yani 14 yaşında tek başına iki tane daha arkadaşım vardı. Bir de antrenörümüzle aynı evi paylaşıyorduk. 1,5 sene sonra babam da emekli oldu. Dedi ki bu böyle olmayacak, bu gitti dönmeyecek. Onlar geldiler sonra. Günde 3 tane antrenman yaptığımı biliyordum. Yani sabahleyin 6'da kalkıyordum. Okula gidiyorduk. İşte 7.30'da ders başlıyordu. 9.30'da tekrar çıkıyordum. 10.30'da antrenmana geliyordum. O antrenman bitiyordu. Öğlen 2.30-3 gibi bu sefer Yıldız takımın antrenmanı oluyordu. Onu 2.30-3'te başlıyorduk. 5 gibi bitiyordu. 5.30'da tekrar A takımın antrenmanı vardı. Ona giriyorduk. Yani hayatım mesela o döneminde sadece spor salonu ve ev arasında ve bir parça da okulda geçti diyebilirim. Çok yorucuydu. Şu an mesela o kadar gözümde büyüyor ki şimdi o tempoyu nasıl yapabildiğimi inanamıyorum hala. Ama bir taraftan da çok keyifliydi. Çok sevdiğiniz bir şeyi günde 3 defa yapmanıza izin veriyorlar. Nefis bir şeydi o zaman. Ve tabii çalıştıkça bu da meyvelerini veriyor. Daha iyi bir oyuncu olmaya başlıyorsunuz. Daha sorumluluk almaya başlıyorsunuz. Ve antrenör de tabii ki de bunu görüyor ve size daha fazla sorumluluk vermeye başlıyor. Ve böyle çorap söküğü gibi aslında. Bir sürü şapkamız var yani doğru zamanda doğru şapkayı takmak gerekiyor. Sadece zamanlamaya dikkat etmek gerekiyor. Dünya şampiyonası, kariyer, ondan bundan falan filan söz ediliyor. Ama eve girince sadece o kızımın annesiyim ben. Ve hani orada o benim sporcu şapkamı çıkartıp yerine anne şapkamı
takıp öyle şey yapmam lazım. Yani hani ben de herkes gibi markete gidiyorum, ben de alışverişe gidiyorum, yemek yapıyorum, temizlik yapıyorum, çamaşır yıkıyorum. Yani bunların hepsi bir insan hayatında zaten olması gereken ve bunu işte doğru yerde yapmaya çalışıyorum. Yani büyük bir karar verirken çamaşır yıkamıyorum mesela. Yedi yaşına kadar pek bilmiyordu. Farkında değil. Ben de zaten hani şey yapmıyordum. Öyle oturup da çocuğa bak ben neler yaptım diye anlatmıyordum da bir gün babası anlatmış. Bu eve geldi, çantasını fırlattı. Anne sen neymişsin ya diye. Dedim ne oldu? Sen işte onu yapmışsın, bunu yapmışsın, şunu yapmışsın. Ya dedim evet yaptım. Vay be falan diye böyle bir ilk başlarda babası artık nasıl anlattıysa kendini Neslihan Demir'in kızıyım diye tanıştırıyordu. Birkaç ay böyle adapte olana kadar. Ama sen ünlü müsün anne falan diyordu. Sonra toparladı şimdi artık beni beğenmiyor. Ya ben ilk hamile kaldığımı öğrendikten sonra işte doktora gittim. Doktor işte ultrasonla baktı dedi ki süper bebek çok sağlıklı duruyor dedi. Ben dedim ki hani biraz daha oynayabilir miyim? Guatemala'da falan dedi kadınlar dedi sırtlarında kahve çuvallarıyla dağlara tırmanıyorlar hamileyken. Oynarsın dedi hiçbir şey olmaz dedi. Ben de oynadım. Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Şimdi nasıl yapılamadığını. Bilmiyorum. Benim için çok kolay ya bunu yapmak. Yani bu bir yetenek. Çalışmayla tabii ki de doğru orantılı giden bir şey. Ama hani bana şu an şuradan top atsınız, buradan ikiye pas at deseniz ben buradan böyle atarım bunu. Ama bunu yapmayı bilmeyen, yeterince üzerinde çalışmamış bir insanı nasıl ben onu oraya attırabileceğimi bilmiyorum. Yani bir maç kaybediyorsun. Ben bırakıyorum diyordum ya olmayacak tamam olmuyor ya ben yapamıyorum herhalde. Yani bu her zaman olan bir şey çünkü birazcık uçlarda yaşıyoruz biz. Pek gri alanlar yok hayatımızda. Hayatımız sadece voleyboldan ibaret olduğu için siyah ve beyaz var hep. Ya kazanıyorsunuz ya kaybediyorsunuz beraberlik de yok. O yüzden ya çok mutlusunuz ya çok üzgün. Ve hani o maç kaybedildikten sonra soyunma odasına gidip üzerini değiştirip eve gidene kadar 100 defa bırakıyordum ben. Ama işte sabah kalkıyorsunuz, yeni bir gün, yeni bir hedef. O yüzden hani bizde umutsuzluk, mutsuzluk çok sanıldığından daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ben ilk profesyonel maçıma çıkana kadar belki de 1000 saat antrenman yaptım. İlk sadece bir maça çıkmak için. Ve hani sabretmek bence her dalda, her yerde çok önemli. Biraz şimdiki gençler sabırsız hemen olsun istiyorlar. Yani böyle çok komik anılarım da var. Böyle geliyorlar. Aileler de tabii çok heyecanlı bu konuda. 9-10 yaşında çocuk ne zaman filenin sultanı olur? Yani yarın gelsin başlasın hani. Hiçbirimiz bir anda olmadık. Yani o tarafı kaçırıyorlar. Orada verilen emek, o saatlerce antrenman yapma, sakatlık. Ne bayram bilirim mesela ben ne seyran. Bayramda bile antrenman yapardık. Bizim hiçbir zaman bayramımız olmadı. Bunları hani görmezden gelip burayı hemen atlayıp bir anda olmak istiyorlar ama bence yani tek sırrı sabır. Ben bir kadın hareketi olarak görüyorum. Vakıfbank, Eczacıbaşı, Büyük Kulübü o kadar çok kadına ön ayak oldular ki. Çünkü voleybol da bana göre çok enteresan bir spor. Birçok takım sporundan daha da takım sporu. Beni hayata o kadar güzel hazırladı ki en büyük, en önemli parçası voleybolun yardımlaşma ve empati. Sadece kendi performansınızla hiçbir zaman maçı kazanamıyorsunuz, hiçbir garantisi yok. Yanınızdaki arkadaşınızın performansı da etkili. Bu da yanında empati getiriyor ve bu bir çarkın dişlileri gibi hareket etmeniz gerekiyor. Bu anlamda da bu hani hiçbir yerde bence öğrenilmeyecek bir alışkanlık. Elit bir sporcu olmasanız bile bence hayata sizi 1-0 önde başlatıyor bu öğretilen alışkanlık. Çin'e gittiğimizi hatırlıyorum. Çin gerçekten yiyebileceğimiz şeylerin çok kısıtlı olduğu bir alandı.
İlk gün sabah kahvaltıya indik. O zaman fizyoterapistimiz vardı Mesut abiyle. Tesadüfen aynı anda inmişiz. Dolaşıyoruz büfeyi. Dolaş Allah, dolaş, dolaş Allah. Bir ara koptuk. Sonra tekrar masada birleştik. İkimiz de sadece bir dilim karpuz alabilmişiz. Yani yiyecek hiçbir şey yok. Sonra rica ettik Çin'de o fabrikada çalışan Türk arkadaşlardan. Ben orada gerçekten unutamıyorum yani. Bir hanımefendi çok zarif, o kadar tatlıydı ki bize havuçlu kek yapmış. Yoğurt kabında geldi. Ya dedim ki ülkemde gibi hissediyorum. Şu an annem getirmiş gibi bunu. Yani insanlar evlerinden tost makinesini getirdiler bize. Sabah kahvaltı edin diye. Türk konsolosundan zeytin peynir geldi. Yani gerçekten yiyecek hiçbir şey yok. Hiç bizim damak tadımıza göre lezzetler yoktu. Yani orada hepsinden Allah razı olsun bizi gerçekten doyurdular orada. Bilmediğiniz, hiç tanımadığınız insanların sevgisine maruz kalmak paha biçilemez bir duygu. Kendimi gerçekten hayatımı anlamlı kılmak için kasmıyorum ya. Gelişine yaşamayı çok seviyorum ya. Hani benim için bir şeylerin anlamı olmasına gerek yok. O an bana keyif veren, bendeki boşlukları dolduran her şeyi çok seviyorum ve ona göre yaşıyorum. Hani hiçbir anlam arayışım yok hayatla ilgili. Çünkü anlamsız buluyorum zaten başlı başına. Ben biraz daha cesurdum galiba. Yani cesur değildim de öyle davranıyordum. Kimse arasındaki farkı anlamıyordu. Öyle diyeyim yani. Hani ben de korkuyordum. Ben de çok korkuyordum. 24-24'te servise gittiğimde bacaklarım titriyordu ama çaktırmadığım için galiba o beni biraz öne çıkarttı ve bu bir alışkanlık olmaya başladı. Ama o ilk kapıdan, eşikten adımı atamazsınız ya ama attıktan sonra gerisi gelir. O benim işte herhalde ilk böyle bir çok kritik bir yerde risk alıp sayı falan kazanmamla herhalde o eşiği atladım ve ondan sonra herkes benim cesur ve gamsız olduğumu düşündüler. Ezgahan, her noktaya kullanabiliyorsun servisini. Halbuki içimde benim de fırtınalar kopuyordu, bacaklarım titriyordu, kalbim güm güm atıyordu ama valla cesur gibi davranınca kimse anlamıyor aradaki farkı. Söyleyeyim size, siz de öyle yapın. Ben rekabeti çok seviyorum. Kaybetmeyi kabul etmiyorum. O yüzden kimseyi tanımam. Şurada misket maçı yapalım, sonuna kadar savaşırım. Hiç bilmediğim bir şeyde bile. Hani maçımın saatini bilmezdim. Beni alır götürürlerdi. Bir kere maçımız Ankara'daymış. Annemle babam dedi ki maça geleceğiz. Sen annemle babamı İzmir'e yolla. Kendim Ankara'ya git. Maç bir de ertesi günmüş. Ay, o insancıklar ne çekti benden ya. Ben öyle şeydim yani. Tam Leyla'ydım. Benim ipimle asla şeye inmezdi. Maçı soruyorlar mesela. Şu an mesela bütün programa hakimim bir yönetici olarak. Oyuncuyken maça 2 saat erken gelirdim. Aa 3'te değil mi maç falan. Yok hayır 5 derlerdi. Gelişini yaşıyorum. Hiç böyle ne kısa vadede ne uzun vadede kafama estiği anda her şeyi yapmak istiyorum. Ve şu an çok mutluyum. Vakıfbank'ta yöneticilik yapıyorum. Aslında bir takıma en yakın olabileceğim, o rekabeti tekrardan yaşayabileceğim en güzel noktadayım. O maç atmosferini belki oynamıyorum ama kenarda çok daha heyecanlı oluyor. Ben tesbih aldım zaten. Ya sabır ya selamet diye yani. Çünkü hiçbir şey yapamıyorsunuz ya. Hani girip o sahaya atlayasım var bazen yani. Böyle yumruklar vuruyorum bilmem ne. Çok heyecanlanıyorum. Ben olsam şunu yapardım falan diye ama artık böyle hani taşkınlık seviyesine varıyor. Artık tesbih çekiyorum. Allah'ım sen bana sabır ver. Hadi kızlar falan diye ve biraz daha sakin olmaya çalışıyorum.